Bunlardan en kolayı diye ki müktesebat böyle ifade ediyor. En kolay uyum sağlanacak yani entegre edilecek en kolay başlıklardan bir tanesi eğitim ve kültür. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin diğer 31 başlığı zamana bırakılıyor ama bu zamana bırakılmıyor. Bu şu anda çok ileri bir şekilde hazırlanmış. Fasılları kastediyorsunuz. Fasıl tabii başlıklar şey başlıkları. Yani açılacak. Müktesebat başlıkları. Evet. 32 başlık var. Yani bunun içerisinde ekonomi var. İşte bundan. Evet. Hani bizim basınımız bunu magazin hale getirdi. Kokoreç olmayacak evet. falan dedi ya. Evet. Çok magazin. Aslında kokoreçle uğraşırken millet. Bu arada esasında şeyler yani esas Türkiye'nin gündemi değişimi gerçekleşiyor. Yani zihinsel değişimi ve yapı değişiyor. Bir şeyle ilgili şimdi aslında mesele Türkiye'de müktesebat değişimi. Yani biz milli eğitimde milliyetin iki tane görevi vardı temelde. Yani eskiden buna şey derlerdi, talim terbiye derlerdi. Şimdi eğitim öğretim diyoruz. Yani öğretim, talim, bilgi öğretmektir. Yani bilgiyi sağlıklı, faydalı ve ona yarayacak bilgi öğretip onu o bilgiyle donanımlı hale getirmektir. Eğitim de kişiye verilen bir eğitimle kişiye istenen davranışı yani amaçlanan davranışı o kişide geliştirmektir. O kişide davranış biçimi haline getirmektir. Şimdi böyle olunca olayı böyle inceleyince yani öğretim var, eğitim var. Şimdi öğretim Türkiye'de var mı? Milli eğitim öğretim var mı? Veyahut da eğitim yeterince var mı? Bunu birkaç cümleyle ifade etmek evet. istiyorum. Aslında tabii ki bu Avrupa Birliği müktesebatından dolayı bugüne kadar Türkiye'deki bütün şeyler yani müfredatlar değişti. AK Parti döneminde yani bu hükümetler döneminde değişti. Tamamı değişti. Neler değişti mesela? Hepsi. Matematikten tutun din kültürü ahlak bilgisine kadar beden eğitimleri hepsi değişti. Yani Avrupa Birliği müktesebatı uyumlu hale getirdi. Etkinlik bir takım şeyler kondu. Dolayısıyla müfredat aslında AK Parti şunu diyemez. Yani bu müfredatlar eskiydi biz değiştiremedik, yetiştiremek diyemez. Çünkü müfredatlar değişti. Tamamı değişti. Dolayısıyla müfredat aslında nedir? Müfredat programı aslında bir dersin, yani şimdi ben aslında burada bir siyasi konuşma yapmak istiyorum ama bir eğitimci yönümde ağır basıyor. Yani çünkü neticede her iki sıfatı da taşıyorsun. Taşıyorum. Yani eğitim yönü ağır basıyor çünkü milli eğitim politikaları siyasete kurban edecek politikalar değil. Milli eğitim politikaları devletin politikalarıdır. Hükümetlerin politikaları değildir. Yani AK Parti'ye bırakılacak kadar önemsiz bir politika şey değildir, konu değildir. Son derece önemlidir. Bırakın AK Parti'ye bırakılmayı, bakanlara bırakılacak kadar. Şu anda milli eğitim politikaları bakanlar belirleyecek. Kim belirleyecek efendim peki? Bu devletin bir politikasıdır. Devlet belirleyecek. Yani devletin talim terbiyesi var. Ondan sonra bu sivil toplum kuruluşları var. Öğretim kurumları var. Öğretmenler var. Bunu hep beraber. Yani bunlardan alınan katkılarla bu politikayı ortaya koyacak ihtiyaçlar. Bu sürece temel değerlerimiz katkılar de... alınmadığını... yani çok hızlı bir şekilde değişti müfredatlar. Yani katkılar alındı ama şablon ve dayatılmış şeyler ortaya koyuyor. Çünkü Avrupa Birliği diyor ki, imza atmışsınız, diyor ki din kültürü, ahlak bilgisi dersine yani din kitaplarınızda sadece İslam değil, diğer dinleri de kapsamalı. Son şeyde var zaten bu, son Avrupa Birliği ilerleme raporunda bunu övgüyle bahsetmiş. Belgesi falan. Avrupa var. İlerleme raporu var. Avrupa İlerleme raporunda arkadaşlar. Şimdi bakın şurada yani Avrupa İlerleme raporunda olumlu görülen hususlarda mesela demiş ki AK Parti hükümetinin övgüyle bahsettikleri olumlu hususların bir tanesi yeni din kitapları diğer dinler daha fazla kapsayıcı olmuştur diye övmüş AK Parti'yi. Yani din kitaplarında sen sadece İslam değil bütün dinleri kapsayacak şekilde. Son bayramda açıklanan ilerleme raporu. İlerleme raporu evet. Ayrıca burada övdüğü konulardan bir tanesi de gayrimüslim topluluklarla diyalogun geliştirilmesi olumlu sonuçlar vermektedir diye. Yani bir şekilde İslam'ın dışındaki diğer dinlere karşı da yani İslam'ın dışında diğer dinlerin de müfredatla anlatılması konusu bir şekilde övgüyle bahsediyor. Yani Avrupa Birliği müktesebat konusunda din kültürü dersi konusunda AK Parti hükümeti aslında sınıfta geçmiş yani karnesi iyi çıkmış. AB açısından. Ama bizim açımızdan öyle değil. Nedir? Sizce olması gereken nedir? Yani bunun neresinde hani bir Müslüman bir çocuğun diğer dinleri en azından bir genel kültür açısından bilmesi mi? Bilmesini mi doğru bulmuyorsunuz? Yoksa nasıl bir yöntemle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmeli?
Yani şimdi şöyle, aslında bütün Avrupa'nın emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki planladıkları oyunların temelinde İslam'ı yok etme çabası var. Yani İslam yok edilemeyeceğine göre, demediklerine göre onu yasaklama, yaşam alanının dışına çıkartma ve bir de asıl ruh ve manasını değiştirmeye yönelik şeyler var. Yani yasaklama, bazı şeyler yasaklama, bazı kavramlar. Dinin yani mesela dinin kavramları var, yani dinin cihat diye bir şeyi var, yani bir ruhu var. Öbür taraftan emri bil maruf nehyi anil münker var. Yani yasaklama şeyine daha şu anda çok girilmedi. Eskiden yasaklıktı ama şu anda yasak yok ama yok sayma var. Yok sayarak yaşam alanının dışarı çıkarılması konusu var. Ve asıl ruhundan uzaklaştırma şeyi var. Yani buna göre de bir müfredat hazırlanıyor. Yani müfredat nedir? Müfredat bir şekilde bir dersin derste ne öğretileceği, hangi amaç, hangi davranışların kazandırılacağı ve nasıl öğretileceği ifade eden bir programdır. Dolayısıyla bu müfredata göre din kültürü ahlak bilgisi dersinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflardaki müfredat programı var. Yani ortaokul, orta öğretim kurumlarındaki ayrı, ilk öğretim kurumlarındaki ayrı olmak üzere. Bu 2006 yılında kabul edilmiş bir program. Daha sonra 2010 yılında, yani 2006 yılında Bakan Hüseyin Çelik tarafında kabul edilmiş bir program. Daha sonra 2010 yılında da yine sanırım Ömer Dinçer zamanında, yani o döneme mi denk geliyor, o dönem biraz revize edilmiş halin. Şimdi bu din kültürü ahlak bilgisinin dersinin amaçlar kısmında şu cümleler var. Yani cümleleri söylüyor, okuyorum ve takdirlerinize bırakıyorum. Ya. Milletimizi de takdirlerine bırakıyorum. Burada diyor ki, bir kere diyor, din kültürü ahlak bilgisi dersinin içeriğinin belirlenmesinde dinin temel bilgi kaynakları dikkate alınarak İslam'ın kök değerler çerçevesinde mezhepler üstü herhangi bir mezhebe esas almayan, mezhebi tartışmaya girmeyen diyor. Ve sonra diyor ki dinler açılımlı anlayış olarak ifade edebilecek bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu dersin amacı içerisinde. Yani dinler açılımlı bir ders olarak vereceksiniz diyor bunu. İkincisi, geliştirilen program öncelikle öğrenilen din ve ahlak hakkındaki objektif bilgi sahibi olmaları. Yani bütün kendisine verilen dinlerle ilgili objektif bilgi sahibi olacak. Bu bilgi sahibi olduktan sonra yani dinler açılımı yaklaşacak, objektif bilgi sahibi olacak. Üçüncü cümlede de diyor ki öğrenciler özellikle inanç konusunda tercihlerini, inanç ve hayat konusunda tercihlerini özgür olarak yapabilmeleri din öğretiminin temel amacıdır. Şimdi buradan şu anlaşılıyor. Öncelikle dinler açılımı olarak çocuk, kaçıncı sınıf çocuğu, dördüncü sınıf çocuğu, kaç yaşında, 6 yaşındaki çocuk olsa 10 yaşında. Kaç yaşına kadar? 18 yaşında, 19 yaşında, lise bitinceye kadar. Bir kere bu yaştaki çocuğa siz dinler açılımı olarak veriyorsunuz, bütün dinleri veriyorsunuz. İkincisi, bu dinlere objektif yaklaşmalarını istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sana bak şu bardaktır, şu da bardaktır. Tercih senin diyorsun, bardağı seçebilirsin, bardağı da seçebilirsin. Üçüncü olarak da diyor ki sen bunları özgür olarak seçeceksin diyor. Yani objektif bak, buna üç iki de bardak olarak gör ama kendi tercihini objektif olarak al. Arkasından kavramlar var. Bunun en sonunda şu şeyde var mı? Programda şeyinize var mı bilmiyorum da. Arkadaşlar şöyle bir, evet, şu sayfa 6 olan bir zannediyorum rejide. Şimdi evet, size burada daha önce kavram Tercettin Bey. Evet, bunu bir ekrana yansıtır mısınız? Şimdi burada her dersin sonunda aslında o dersle ilgili verilmesi gereken, öğretilmesi gereken kavramlar var. Mesela bir çocuğu bir Kur'an kursuna gönderirsiniz. Evet. Kur'an kursuna gönderirken hoca önce ne der? Rabbin kim diye sorar. Yani klasiktir. Yani bu peygamberin kim diye sorar. Yani bir takım kavramları önce öğretir. Evet. Kelimeler öğretir. O dinin kavramlarını öğretir. Şimdi burada bu kavramlar listesini vermiş. Yani bu kavramlar listesinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda kavramlar listesi vermiş. Şimdi bu kavramlar listesinde öncelikle İslam kavramını vermesi gerekir diye düşünüyorum ben. Bir veli olarak, bir eğitimci olarak. Öyle düşünüyorum. Bakıyorum 4. sınıf kavramlar listesinde sütunda İslam yok. Kelimeler var. Aile var.
barış var, ayet var, Allah var, cüz var, din var, dua var gibi şeyler var. Yani tamamen yok değil. 5. sınıfta da yine bakıyorum, İslam kavramı yok. 6. sınıfta da yok, 7. sınıfta İslam düşüncesi var. İslam bir düşünce değil ki, İslam bir dindir. 8. sınıfta İslam var. Nasıl var? Alfabetik sırayla var. 5 tane din belirlemiş. Yani bu 5 tane dini, din, kültür, ahlak bilgisi derse vermiş. Bu 5 dinden bir tanesi Budizm. Arkadaşlar ekranın bir köşesine de Taceddin Bey'i verelim. Budizm, evet. Yani alfabetik sırayla vermiş. İkincisi Hristiyanlık, üçüncüsü Hinduizm, dördüncüsü İslam, beşincisi Yahudilik. Yani 5 tane dünyada şu an taraftarı çok olan 5 tane dinin kavramını, isimlerini kavram olarak vermiş. Bunu öğretilmesi gerektiğini 8. sınıfta vermiş bunu. Aynen şeyde de bahsettiğimiz gibi, az önce bahsettiğimiz gibi dinler açılımlı, dinlere objektif yaklaşma ve dinlerden kendine göre bu objektif yaklaşımda tercih yapma. Amaç bu. Evet. Yani burada aslında sizin ifadeniz, bir dördüncü sınıftaki bir çocuğun böyle bir tercih yapmada ne kadar sağlıklı bir karar vereceği zaten tartışma konusu. Şimdi bizim dinimize göre çocuk dördüncü sınıfta çocuğu İslam fıtratı üzere doğar diyoruz biz. Yani dolayısıyla bizim dinimiz böyle diyor. Bu yöntemle ona müdahale eden bir... Yani dolayısıyla fıtratla oynuyor. Hı. Yani yaratılış fıtratıyla oynuyor. Çocuğun yaratılış fıtratıyla oynuyor. Yani bir şekilde... Bir çocuk bu ülkenin %99'u Müslüman olan bir ülkede din, kültürü, ahlak bilgisi dersi öğretilirken İslam öğretilmesi lazım. İslam'ın temel şeyleri. Ha, bunu bazı derslerle takviye ediyor şu anda. Mesela seçmeli ders olarak din bilimleri, dini bilgiler dersi diye seçmeli dersler falan var. Az önce bahsettiğiniz Kur'an-ı Kerim dersleri var. Seçmeli siyer dersleri var. Yani bunlar güzel gelişmeler. Şimdi, peki onu bunun neresine koyuyorsunuz? Onu bunun bir yerine koyamıyoruz. O seçmeli bir dersi. Yani kaç kişi seçiyor? 1,5 milyon öğrenciden kaç kişi seçiyor? Diyelim 10.000 kişi seçiyor. 50.000 kişi seçiyor. Peki, ama şu dersi 1,5 milyon çocuk okuyor. Bunun Avrupa Birliği müktesebatına, eğitim sistemimizi uydurmak adına yapılan müfredat uygulamaları olduğunu söylediniz. Müfredat uygulaması. Peki o işte seçmeli ders, Kur'an-ı Kerim olması, siyer... Onların bu müfredatta bir karşılığı yok mu? Veya Avrupa Birliği o müfredatı kendi bu gördüğü temelin seçmeli dersleri ana derslerin dışında mı tutuyor? Ana derslerin dışında tutuyor şundan dolayı. Çünkü anayasaya göre din dersi zorunlu. Yani din öğretimi zorunlu. Anayasanın 24. maddesine göre. Evet. Ama bunun haricinde ayrıca öğrenci velisi tercih ederse ekstra şeyler, dini şeyler öğretebilirden istifade ederek yani. Ondan dolayı seçmeli derslere... Dolayısıyla Avrupa Birliği de bunu bu anlamda değerlendiriyor. Şimdi devlet şunu veriyor. Devletin verdiği müfredat şu. Evet. Devlet bu müfredat veriyor. Yani zorunlu din dersinde. Ama seçmeli de bir şekilde velinin talebini dikkate alıyor. Almak zorunda. Çünkü velinin anayasa öyle söylüyor. Yani anayasanın ilgili 24. maddesi o şekilde ifade ediyor. Evet. Ancak tabii ki bu yeterli değil. Çünkü burada başta çocuğu bir ifsat var. Yani çocuğun zihnini karıştırmak var burada. Siz zorunlu derste çocuğun zihnini karıştırıyorsunuz. Seçmeli derste de diyorsunuz ki tamam yani sen şey ama bu dini bilgileri de öğren diye seçmeli derslerde veriyorsun. Bir müsaadenizle Hasan Bey'in bir kanaatlerini almak istiyorum. Hasan Bey'de de bir eğitimci taraf var. Onunla ilgili ben bu tezatı yani Taceddin Bey ifade etti anayasanın 24. maddesine göre ama gerçekten şu anda ilk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrencilere verilecek kavramlar listesi Taceddin Bey'in getirdiği liste elimde. Yani bunları gören bir insan yani mesela 4. sınıf öğrencisi hiç İslam'la ilgili bir ibare yok, bir şey yok. Siz nasıl yorumluyorsunuz Hasan Bey bunu? Şimdi Milli Eğitim'in 1739 sayılı temel kanunu var. Burada eğitim verilirken maddi ve manevi gelişimin dengeli bir şekilde verilmesi gerekir diye ibare koymuş. Fakat biz müfredata ve okulların kitaplarına baktığımız zaman bunları göremiyoruz. Yani ne kadar